Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ballı hardal soslu, hindi ve yanına da kestaneli bulgur pilavı pişireceğim. Yılbaşı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi malzemelerimize geçebiliriz. 500 gram kadar tuz, karabiber, maden suyu ve zeytinyağı ile marine edilmiş ve dinlendirilmiş hindi göğüs. Ballı hardal sosumda kullanacağım hardal sosum var. Bunun içerisine 2 yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı Dijon hardalı, 2 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı ılık su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Her iki yemekte de kullanacağım tereyağı ve zeytinyağı var. 4 diş sarımsak, birer çay kaşığı baharatlar var. Bunlar da tuz, çekilmiş karabiber, toz hardal ve toz kırmızı biber. Pilav için ise 1 su bardağı iri bulgur, 1 adet orta boy mor soğan, birer çay kaşığı zerdeçal, yeni bahar, tarçın ve toz kırmızı biber, 15 tane kestane, 30 gram kuş üzümü kullanacağım. Sunum yaparken bulgur pilavımın üzerine eklemek için ise kıyılmış dereotu ve maydanoz kullanacağım. Şimdi yemeğimin yapımına geçiyorum. İlk iş olarak bulgur pilavına başlayacağım. Çünkü bulgur pilavı dinlenirken etleri halletmiş olacağım ve bir tabağa eş zamanlı olarak daha güzel çıkarabileceğiz. Böylelikle tenceremin altını açtım. Hemen zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağımın içine soğanlarımı ekleyerek başlıyorum. Şimdi onu güzelce kavuruyorum. Kuş üzümlerini koyuyorum. Şöyle bir döndüreceğim. Ardından kestanelerimi koyuyorum. Ben kestaneleri önce sıcak suda bekletip ardından klasik ızgara yaptım. Ortadan ikiye böldüm. Onları da ekledim. Birazcık onları da karıştırıyorum. Arkasından bulgurumu koyacağım. Ben bulguru çok kavuruyorum. O yüzden bulguru erken koydum. Ölçüsü de 1 su bardağı. Size birazcık az gelebilir. Ben 2 kişilik bir porsiyon düşündüğüm için böyle yaptım. Siz kademeli olarak çoğaltabilirsiniz. Bulgurlarımı burnuma böyle tahıl kokusu gelene kadar kavurdum. Ardından üzerine şöyle kaynattığım 2,5 su bardağı suyumu da ekliyorum. Bu aşamada tereyağı veriyorum içine. Şöyle bir parça. Baharatlarımı bırakıyorum. Mis gibi kokuyor. Tuz ekliyorum. Karabiber çekiyorum. Evet, şimdi tenceremi kapağını kapatıp pilavımı pişirmeye devam edeceğim. Evet, bulgur pilavım pişti. Şu hakikaten harika ıslak, görünümlü, mis gibi kokan. Buram buram yeni bahar ve tarçın kokuyor. Çok güzel görünüyor. Şimdi ben bunun altını kapatacağım. Altını kapattıktan sonra hindimin yapımına geçeceğim. Bu da o zamana kadar demlenmiş olacak. Hindimizin yapımına artık geçebiliriz. Demir döküm izli bir tavayı alıyorum. Tavadan ısı yükselene kadar tavayı ısıtıyorum. Tavam güzelce ısındı. Şimdi marine edilmiş hindi etlerini tavaya yerleştireceğim. Etlerimi güzelce mühürledikten sonra şöyle gördüğünüz gibi kare ızgara şeklinde verdim. Bir sütek tahtasına alıp birazcık orada dinlenmelerini sağlayacağım. Ardından tavamın altını birazcık kısıp içine tereyağımı ilave ediyorum. Sarımsaklarımı ekliyorum. Birazcık da zeytinyağı ekliyorum. Evet,
hindi etlerimi steakte dinlendirirken şimdi ballardan sosun yapımına geçiyorum. Hemen şöyle tereyağımı koyuyorum içine. Ardından birazcık zeytinyağı ekliyorum. Ve ballı hardal sosumu içine aktarıyorum. Baharatlarımı katıyorum. Az önce hindilerimden sonra izli tavaya bıraktığım sarımsakları da içine katıyorum bütün halde. Ve ocağımın altını açıyorum. Sosumu da birazcık kıvamlanana kadar pişireceğim. Sosumda fokurdama emareleri görene kadar pişiriyorum. Çok fazla fokurdatmıyorum. Balın çok fazla ısınmasını istemiyoruz çünkü. O yüzden hemen altını kapatıyorum. Çok lezzetli bir sos oldu. Hakikaten mis gibi hardal kokuyor. Bugün sizler için çok lezzetli yılbaşı akşamlarında sofranızı gerçekten ziyafete döndürecek çok güzel bir hindi menüsü hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu yemekleri tabaklamaya geçebiliriz. Lezzetin daha sonuna geldik. Bugün sizler için yılbaşı sofralarınızda alternatif olarak sunabileceğiniz harika bir tabak hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.